sıram, felaketim, hasretim. Hadi hep beraber. Yetmiyor. Bravo. Şiddetin ne hoş. Sevdikçe sevişsin. Bir daha yapalım. Fırtına, felaketim, hasretim. Yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Sevdikçe sevesin geliyor. Harikasınız ya, vallahi billahi. Sie sind so hübsch. Alles wird hübsch. Danke vielmals. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. So, herzlich willkommen. Ja, kaum hast das Sahne langsam alle sollten wir. Ihr könnt auch die obere Plätze nehmen, soweit ich weiß, falls da kein Platz mehr ist. Daha gelenler var. Olsun. Onlar misafirlerimiz. Liebe Freunde, verehrte Gäste, değerli arkadaşlar, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Ich begrüße euch im Namen der Interkulturellen Denkfabrik Hamburg e.V., also Interkulturelle Denkfabrik e.V., unser offizieller Name. Wir sind gegründet worden 2018. Unsere erste Veranstaltung war 2018, also 18. Januar 2018 in der St. Petri Kirche. Der Abend war gewidmet an den in der Türkei ermordeten Journalisten, armenischen Journalisten Hrant Dink. So hat unser Weg. So hat unser Weg seinen Lauf begonnen. Und seither wollen und tun wir, engagieren wir uns für die politische, kulturelle Veranstaltung. Und wir würden uns auch auf jeden neuen Mitglied freuen. Junge Menschen, Frauen sowie Männer, jegliche Kultur, also als solche bezeichnen wir uns auch. Wir sollen bunt sein. Und im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe 2019, die Türkei, das Leben und die Entwicklung, da haben wir mehrere Veranstaltungen organisiert. Vor allem, wir begonnen mit Yaşar Kemal Tage, dreitägige Yaşar Kemal Tage und Theatertage im Altona Rathaus, wieder mal im Altona Museum, sowie mit Theatervorführungen. Und da haben wir uns mit den Themen, mit der Thematik Menschenrechte in der Türkei, Frauenrechte und die aktuelle Situation, damit haben wir uns befasst. In Form von Lesungen, in Form vom Theater und das werden wir auch weiterhin so machen. Und natürlich auch die Rechte der LGBT, der Homosexuellen, der Lesben und jeglicher Form von geschlechtlichen, da wollen wir nicht bei einem Begriff bleiben. Wir wollen uns einsetzen für alle, die sich als Menschen fühlen. Und jedem ist unsere Tür offen, als interkulturelle Denkfabrik. Ja, und da haben wir den lieben Herrn Şansal eingeladen. Und no. Das war ein Nisch. Er hat sofort Ja gesagt. Das war mir auch, hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, ehrlich gesagt, so, ohne zu fragen, wer ist das? Ja, mache ich. Das war aber eine schwere Geburt, muss ich ehrlich gestehen. Es gab Komplikationen, also Probleme bei der Organisation.
Aber es hat sich alles erledigt. Wir sind da und ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und als wie gesagt, falls ihr über uns wissen wollt, was wir machen, wer wir sind, in diesen rosanen Heftchen steht das nochmal, könnt ihr gerne nochmal lesen. Unsere E-Mail-Adressen, Web-Adressen, alles vorhanden. Und über Spenden würden wir uns auch natürlich freuen, da wir alles auch versuchen, kostenfrei zu organisieren und zu gestalten. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich erstens an euch, dem Herrn Schanzal. Da macht ihr schon die Werbung. Vielen herzlichen Dank, dass ihr zahlreich erschienen seid. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz groß bei Rosa Luxemburg Stiftung für deren Hilfen, für die Landeszentrale für politische Bildung sowie die Amnesty International ganz großzügig uns beigestanden, weil wir mehrere Probleme hatten. Es hat echt einige Zeit gekostet und viel Mühe gekostet. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich werde das Mikrofon weitergeben. Ich sage, Türkçe de birkaç kelime söyleyeyim. Hoş geldiniz tekrar. Geldiğiniz için katılan herkese, bize yardımları dokunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bağışta bulunmak isterseniz yukarıda küçük bir ayakkabı kutusu var. Doldurabilirsiniz. Para sayma makinamız yok henüz. Ama olabilir. Olursa da beraber yeriz. Ben o zaman mikrofonu veriyorum. Amnesty. No. Mir leid, ich bin auch ein bisschen aufgeregt nach so viel hin und her, ist normal. Ich werde das Mikrofon erstmal natürlich an Frau... Ja? Sagen. Ach so, für die Leute, für die Personen, die kein Türkisch sprechen, es sind oben nochmal Kopfhörer und Headsets. Es wird, also die Veranstaltung wird zudem auch simultan übersetzt. Achso, nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an Tevfik Turan. Ist er auch da? Ja, Herr Tevfik Turan. Nochmal, falls ich irgendwen vergessen habe, bitte entschuldigt mich. Aber wir sind noch da und nachher können wir auch nochmal ganz uns unterhalten. Ich glaube, es wird so alles ziemlich frei sein. Genießt. Und ich gebe das Mikrofon Amnesty International an. Herzlich willkommen. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich bin Amke Dietert und bin in der Türkei-Koordination von Amnesty International. Also wir sind zuständig, wir sind hier in Hamburg, aber wir sind zuständig für die Arbeit zur Türkei der deutschen Sektion von Amnesty deutschlandweit. Und ja, wir hatten leider auch die Gelegenheit, die traurige Gelegenheit, uns auch für Barbara Schanzal einzusetzen. Er ist ja seit langem aktiv als Künstler und auch als zivilgesellschaftlicher Aktivist, setzt sich insbesondere auch für die LGBT-Bewegung in der Türkei ein, die auch aktuell wieder eine ganze Menge Probleme hat. Und ja, wie er es auch heute machen wird, ist seine Aktionsform auch oft ein bisschen ja, humorvoll, satirisch und da auch provokant. Und wie Sie sich vorstellen können, macht man sich damit in der Türkei ja auch nicht nur Freunde. Das hat Barbaros ja nun auch schon in seinem Leben des Öfteren erfahren müssen. Der Anlass, wo wir jetzt für ihn aktiv geworden sind, war am Ende 2016, ganz kurz vor dem Jahreswechsel, er hielt sich da zu der Zeit gerade in Nordzypern auf und hat da eine Videobotschaft über soziale Medien verbreitet, dass man angesichts der Repressionen in der Türkei derzeit eigentlich nicht Silvester feiern kann. Und das abgeschlossen mit dem provokativen Satz, die Türkei möge in ihrer eigenen Scheiße ertrinken. Und daraufhin wurde er, es ist davon auszugehen, auf Druck aus der Türkei in Nordzypern sofort festgenommen und am 2. Januar in die Türkei abgeschoben.
Bei der Ankunft am Flughafen in Istanbul wurde er zusammengeschlagen von angeblichen Arbeitern des Flughafens und dann festgenommen, blieb bis dann 2 Monate in Untersuchungshaft und ist verurteilt worden im November 2017 zu 6 Monaten und 20 Tagen Haft wegen Verunglimpfung der türkischen Nation und des türkischen Staates. Etwas zynisch könnte man sagen, damit ist es ihm im Vergleich zu vielen anderen in der Türkei noch relativ gut noch gegangen. Ich habe noch fünf. Und ich will jetzt aber keinen längeren Vortrag darüber halten, wie es anderen ergeht, das wissen Sie zum großen Teil auch. Ich würde nur noch mal hinweisen auf Osman Kavala, der... Demirtas, auch... Osman Kavala, der seit November 2017 in Untersuchungshaft sitzt. Er hat sich als auch ein Förderer von Kultur, von Demokratiebewegungen in der Türkei und ist jetzt über ein Jahr, nachdem er inhaftiert war, wurde dann schließlich die Anklageschrift vorgelegt. Ihm werden terroristische Aktivitäten vorgeworfen und ihm und 15 anderen Mitangeklagten und es wird für ihn eine lebenslange Haft gefordert von der Staatsanwaltschaft und am 24. Juni ist der erste Tag in dem Prozess und wir haben oben an unserem Stand von Amnesty unter anderem auch Postkarten für ihn, wo seine Freilassung gefordert wird und wäre schön, wenn möglichst viele die unterschreiben und abschicken könnten, wie gesagt auch möglichst schnell, am 24. Juni ist der erste Prozesstag. Sie können natürlich auch danach abgeschickt werden, weil der Prozess geht natürlich noch weiter. Ja, und dann wünsche ich Ihnen uns allen viel Spaß mit Barbara Schanzal. Danke vielmals. Valla benim babaannem cahil bir kadındı. Beni leylek getirdi zannediyordu. Ben ona hayır öyle değil. Annemle babam seviştiler ve ben oldum dediğimde hayatın ilk tokadını ağzımın ortasına yedim. Baban öyle şey yapmaz. Dedim bakkal mı yaptı? İkinci tokat. Bugün eine kleine türkische Geschichte, bir küçük Türkiye hikayesinde ilk defa sizlerle paylaşacağım. Başka bir stratejiyle başka bir Türkiye anlatmaya çalışacağım. Biraz güleceğiz, biraz düşüneceğiz. Biraz sorgulayacağız. En güzel umut ağaçlarından en güzel umutları toplayacağız. Hayatımızda kimlerin ve nelerin kalacağını değil, kimlerin ve nelerin çıkması gerektiğini hesaplayacağız. Ve buradan hepimiz bugün güzel gezegenimize, güzel dünyamıza, güzel duygularla, pozitif bir enerjiyle ayrılacağız. Ben en azından bunu yapmaya çalışacağım. Bunu önce küçük belki tam tanımayanlarınız için ben küçük bir biyografi kendimle ilgili vereyim. Yengeç burcuyum. Dulum. Hasbelkader 36 yaşında doktor bir kızım var. İsviçreli. Bir evlilik geçirdim. Çok başarılıydı. Kafanızdaki soru işaretlerini bırakın. Bir sıkıntı yok. 50'li yılların sonunda ben burjuva bir ailenin çocuğu olarak doğdum. Annem İzmir eşrafından, Eczacıbaşı ailesinden, baba tarafında Abdülmecit'ten geliyor. Her soylu ailede bir soysuz piç ortaya çıkıveriyor. Yok yok öyle.
çok alkışlamayın, kendimi Seda Sayan gibi zannediyorum o zaman. Bu yıllar daha İstanbul'a dönmemişiz. Çünkü annemle babam ayrıldılar benim. Annem 5 evlilik yaptı, babam 6 evlilik yaptı. Yarıştılar. Sanırım hala yarışıyorlar. Aynı anne babadan tek çocuğum ben. Ben bir aşk meyvasıyım. Oysa bizim toplumumuz karanlıkta ve susarak çiftleşme içgüdüsünü giderirken, partnerlerini başkaları olarak hayal eden ve onları bir cinsel sağlık gerecine döndüren ve kaza kurşunlarını aşk meyvesi olarak topluma satan bir aile yapısına sahip. Ben bunlardan biri miyim, değil miyim bilmiyorum ama hani fişek gibiyim yalnız, onu biliyorum. Babamın son eşinden de kız kardeşim varmış, yeni öğrendim. Enteresan duygular ama benim hiç çocuk odam olmadı. Hep anneanne yanında, babaanne yanında, hala yanında. Hep yatılı okullarda. Yani Halil Vedat Fıratlı, Milli Eğitim Bakanlığımızda önemli isimlerden bir tanesi, akraba. Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu'nda ilk öğretime başladım ve bir özel sınıfta başladım. 3 yılda ilkokul bitirdim. O zaman öyle bir kanun vardı. Fakat zorunlu eğitim 5 yıla çıktı. TC bir türlü benim okuldan mezun olmamı istemiyordu. Daha o yaştan belliydi. İşte o yıllarda Adnan Menderes bizim evimize çok gelirdi. Torunu Işıl'la oynardık. Sonra bildiğiniz gibi 1960'larda bir ihtilalle Türkiye Cumhuriyeti karşı karşıya kaldı. 61 Anayasası geldi. Ve 62'de Adnan Menderes ve arkadaşları idam edildiler. Bizim çok iyi aile dostumuz olmasına rağmen annem o gün balkona kutlama bayrağı astı. Anne ne yapıyorsun dedim. Adnan amcayı öldürmüşler. O öldü. Bütün suç ona kaldı. Bizim ailemiz temizlendi dedi bana. Hayat size bazen acı ama bazen çok önemli dersler verebiliyor. İşte ben size bugün 7 yaşında babaannemin yanında Toto Karaca ve Mevhibe İnönü'nün günlük elbiselerini dikerek mesleğe başladığım 52 yıldır süren maceram içinde dike dike bugünlere nasıl geldiğimi anlatacağım. Genel. Yıl 60'ların ortaları. Postallar, tanklar Taksim civarından çekilmiş. 6-7 Eylül 1955'in kanlı izleri çoktan silinmiş. İstiklal, Pera bir kez daha ayakta. Boğazkesen'deki babaannemin evinden, Deli Saraylı Müşerref'in evinden çıktığımda tünelden adım atmaya başlıyorum. Leyland trolleybüslerin boynuzları 2'de 1 tellerden çıkmakta. Daha sonra gireceğim Alman Lisesi'nin bir üstündeki evlendirme dairesinin köşesinde Foto Süreyya bulunmakta. Foto Süreyya'nın vitrininde İsmet Paşa'dan tutun Cevdet Sunay'a, Atatürk'e hepsinin resimleri durmakta. Yıllar sonra o ikon fotoğrafçı kapanacak, yerine Starbucks açılacaktı. O tarihi fotoğraflar Çukur Cuma'daki eskicilerde haraç meraç çöpe atılacaktı. Şimdiki zamanı doğru formatta, ileride anlaşılabilir ve kullanılabilir vaziyette kaydetmeyi başaramazsak geçmişimiz oluşmuyor. Geçmişimiz oluşmadığı müddetçe de gelecek
inşa edemiyoruz. Geçmiş ve asalet satın alıp gelecek üzerine saçma sapan hayaller kurarken nedense hepimiz şu anı yaşamaktan imtina ediyoruz ki bakın ne güzel bir an. Hep beraber ne güzel bir an. İyi ki varsınız. Caddeden devam ettiğim zaman hemen sağda Kitab-ı Mukaddes. Sol tarafta Narmanlı Han var. O yıllarda Hülya Koçi'yi Kezban Yılmaz Güney gibi sosyal filmler sinemalara gelmeye başlıyor. Sinema Tek Derneği ve sinema sendikaları tehlike olarak addedildiği için derhal devre dışı bırakılarak Ümit Utku, Türker İnanoğlu ve Berker İnanoğlu gibi prodüktörlerle seks furyası başlıyor. Üç film bir arada abi araya parça koysana. Yürüdükçe sinema salonlarını kaybettiğimizin farkına varıyoruz. Lazaro Franco mefruşatçısı çoktan gitmiş. Marcel çamaşır satmıyor. Hoca Pulo pasajındaki şapkacı Katya üzgün. Sümerbank yavaş yavaş yok oluyor. Lyon ve Chanel mağazalarında o seçkin insanlar kayboluyor. Pera terzilerle dolu. Maksut Varol, Enver Baki, Mualla Özbek, bütün büyük terziler ve kumaşçılar Beyoğlu'nda geziniyor. Galatasaray'a vardığım yıllarda çoktan Alman lisesine başlamıştım ben. Beyoğlu'ndaki değişim 70'lerin ortalarında hızlandı. S.E. Ecevit'in iktidara gelmesiyle her şey bir ivme kazandı. İmamın karısı Sehtap Çetinkale, Serpil Örümcel'e nazire edercesine mini etekle Cumhuriyet Gazinosu'nda sahnede şaplandı. Arkadan polisin karısı, arkadan kaymakamın karısı. Bir baktınız, iktidarın bütün karıları sahnelerde. Dört kol çengi değişiyordu Türkiye. Balık pazarına geldiğim yıllarda ki 80'lere doğru uzandığı zamanlarda biz arkadaşlarımızla karar verdik ki LGBT onur yürüyüşü yapacağız. Yıl 1978. Ben orta dereceli öğrenimimi 8 senede tamamlamışım. Alman Lisesi'nde başlayan macera sırasıyla Site Koleji, İzmir Özel Fatih Koleji, Vefa Lisesi, Maltepe Lisesi ve Fenerbahçe Lisesi'ndeki jübilemle sonlandırmayı başarabildim. Her sene takdir ama tasdikle kovuldum. Lise 2'de suçlu ben değildim. Engin Çağlar'a benzeyen çok yakışıklı bir edebiyat öğretmenim vardı. Müdür bizi el ele tutuşup öpüşürken müzik odasında yakaladı. Adam bana evli olduğunu söylememişti. Güzel bir şarkı dinleyelim mi? Böyle sizi depresif bir hale getirmeyeyim. Birlikte söyleyeceğimiz bir şarkı. Bir kılcım düşer önce büyük yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın
arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş. Ortak olmak her sevince, her derde, kedere. Ve yürümek ömür boyu beraberce, el ele. Olmasın hiç ota içten gülen gözlerde yaş. Bir gün gelir ayrılsak bile seninle arkadaş. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi bir Galatasaray'da duralım. Ben bugüne kadar kimlere dikiş diktim onları anlatalım isterseniz. Bedia Muvahit. 104 yaşındaydı vefat etmeden önce. Özellikle Vasfi Rıza Zobi ile olan anekdotları atölyede bizi gülmekten öldürürdü. Değerli üstadım Yıldırım Mayrık Bebek ben, o bize geldiği zaman bayram havası isterdi. Ancak sekreterimiz Evin Hanım'dan ve çaycımız Sakin Hanım'dan nefret ederdi. Aslında bütün kadınlardan nefret ederdi. Tabii yaşı gereği ve omurgası gereği vücudu çok deforme olduğu için bileklerinin ve ellerinin gözükmemesi için çok fazla bilezik takardı. Bir gün provadan sonra telefonla bizi aradı. Bileziğimin birini orada düşürmüşüm dedi. Atölyenin altı üstüne geldi. Müşterinin altın bileziği sorumluluk alırız. Kıyameti kopardık. Gece geç saatte aradı. Kuzum aramayın, dirseğimin üstüne kaçmış. Gene yaşama azmi çok güzel bir şey. Ben biraz öyle hayatta kalıyorum. Bir koton kadife rob manto dikiyoruz. Koton kadife bildiğiniz koltuklarımızı da döşediğimiz çok dayanıklı bir kadife. Siyah, saten yakalı bir rob manto. Bir tarafa 4 vatka, bir tarafa 3 vatka koyuyoruz. Vücudu simetriye getiriyoruz. Provaları bitti, mantoyu yolladık. Sekreterimiz de telefon açmış. Kızım, bu Yıldırım'la Barbaros bana artan parçayı vermezler. Sen o parçayı sakla, eskirse yakasını değiştireyim. Bizim çaycı geldi, bu Allah'la kontrat mı yaptı, 104 yaşında dedi. Ruhu şad olsun. Hamiyet Yüce Sesi tanıma şansım oldu son tayörlerinde. Gönül Akkor, Behiye Aksoy ki Mersin'de Alzheimer Türkiye ile birlikte bir yaşlı yaşam merkezi inşaatını bitirebildik. Ve Behiye Aksoy'un Fahrettin Aslan'la nikahlandığı siyah kostümü dahil bizde olan tüm elbiselerini orada bir müzeye armağan edebildik. Bülent Ersoy'un ilk kadın elbisesini de ben dikmiştim. Sonra biliyorsunuz neler oldu. Borcunu ödemedi, malum. Birbirimize girdik. Televizyona çıktı. O Barbaros da kim oluyormuş? Ben onu sesimle döverim, kültürümle gömerim dedi. Bütün televizyonlar, şimdi yasaklıyım ya, rahatım. O zaman öyle değil. Az sonra şimşekler çakıyor. Azize Bülent, Şeytan Barbaros. Her yerde yayın var. Bir gün gece gene İstiklal'de kameralar beni yakaladı. Barbaros Bey, Barbaros Bey. Rica dedim, tamam ne oluyor? İşte Bülent Hanım böyle böyle dedi. Dedim, Bülent Hanım gibi bir hanımefendiye dövmek, gömmek gibi erkeksi kelimeleri yakıştıramadım.
Bitmek. Ama dedi, borcunu ödemedi dedim. Ama dedi, diktiğiniz elbiseyi beğenmemiş, o yüzden dedi. Aa işte orada çok haklı dedim. Ben kadın tercisiyim, diktiğim elbiseler ona uymayabiliyor. İşte iyi elbise giyilmez, içine girilir. Mükemmel elbisenin nereden kapandığı belli olmamalıdır ki giyen onu istediğini açtırabilsin. Ha nasıl mı doğru giyineceğiz? Uğruna soyunmak için insanları hayal edeceğiz. Ama bunu yaparken naif ve ütüsüz kimliğimizle çırılçıplak olabileceğiz ki buruşuksuz ve ütüsüz çarşaflarımıza tutsak etmeyi başarabildiğimiz aşklarımızı sabahları kucaklarında pırıl pırıl bir ağzına vur gümüş tepside ve lekesiz keten peçetelerle lezzetli kahvaltılara uyandırabileceğiz. Ya. Gördüğünüz gibi dilime vahşi kısrak muamelesi de yapabiliyorum. Başka Müzeyyen ablayla çalıştım. Sibel Can'ın sahne ilk elbisesini, bir de hamileyken bir elbise hazır aldı. Onu Türker abi ödedi, saymıyorum. Anneanne diktik, anne diktik, torun diktik. Hiçbir kadın annesinin alışveriş ettiği yeri beğenmez. Üç nesildir servis, kalite ve güvence verebildik. Ama bunu yaparken atölyelerimizde bir koltuğa bir hanımefendi oturttuğumuz müddetçe onun karşı koltuğuna babasını, kocasını, oğlunu ayartabilecek bir kalitede kadını oturtmamaya özen gösterdik. Para ödenen kadınlar para ödemeyi unutuyorlar. Devam edelim istiklerden. Bir şarkı dinleyelim. Çok seviyor insanlar. Sen de çok güzel söylüyorsun bu arada. Biz seninle düet yapalım. Ona bir alkış verelim mi? Akşam oldu penceremde. Yorgun rüzgar esiyor, geçiyor renkler suskun. Bir masum mor menekşe. Akşam oldu penceremde. Yorgun rüzgar esiyor, geçiyor renkler suskun. Bir masum mor menekşe. Ağlıyor mu ne? Gölgelerin kollarından hatıralar halka halka. Ben ona tutsam nerede, nerede, en son çizgi nerede? Nerede, nerede, çarem nerede? Nerede, nerede, en son çizgi nerede? Nerede, nerede, çarem nerede? Çare sarı güldü ama Yılmaz Morgül'e kaldık yani hani. Evet, çareler dogmalarda aradığımız şeyler. Santa Maria Kilisesi'ni geçtikten sonra Saint Antoine Kilisesi var. Ben orada çocuk korosundaydım. Alman Lisesi'nde okuduğum yıllarda Padre Luigi bize Latince koro şarkıları söyletirdi. Hemen onun irisinde A Camii var. Biraz geride Neve Şalom Sinagogu var. İstiklal Caddesi, pavyonları, batakhaneleri, sinemaları, otelleri kadar ibadethaneleri de bol bir yer. İşte o yaşlarda dogmalar üzerinde etki yapmaya çalışıyorlardı bana. Mesela babaannem, eğer tabağındaki pilavı bitirmezsen kirpiklerinle Allah Baba sana onları cehennemde tek tek toplatır dedi bana. Şaka gibi bir şey. Cennete gidemem. Orada Nuriler var.
rengimiz var bizim hayatta. Beyaz ve siyah, kapatan ve açan renkler. Üç tane de ana renk var. Sarı, kırmızı ve mavi. Mavi benim için düşlerimde özgür dünya. Ali İsmail, Berkan, Abdocan, Berkin, Sarı Sülük, hepsi. Sarı, çocuk bedenime dokunma. Kırmızı, Bilal gibi mi olalım diyorum ya. Yani. İşte beyaz, her bir de beş rengin, her bir rengin de bir mesleği var. Beyaz neyin rengi? Ama neden? Türklerde gelinlik ne renk? Al. Ölümün rengi. Bravo. Beyaz, ölünce bembeyaz oluyoruz. Teneşir paklar diyorlar, beyaz teneşire yatıyoruz. Beyaz kefen bezi sarıyorlar, beyaz pamuk tıkıyorlar. Hep beyaz bir şeyler yapıyorlar bunu. Beyaz ölümün rengi. Hikayesi de şuradan geliyor. Çağlar boyunca gelinlikler en gösterişli, en renkli olanlar. Ama bir gün İngiliz aristokrasisinde bir gelin, yaşlı bir lorda verilirken ben öldüm deyip beyaz gelinlik giyiyor. Ve o günden beri bekaretin, ölümünün, mutluluğun, ölümünün simgesi olarak beyaz kullanıyor. İşte peki sarı neyin rengi? Güneş. Güneş neler yapıyor? Sıcak. Buğdayı üretiyor. Altın var değil mi? Paranın rengi, yağın rengi, işte mısırın rengi. Sarı aslında gıdanın, beslenmenin rengi. Peki Tanrı'nın rengi mor. Mavi kurdele mor biliyorsunuz mühür. Papa külliyenin açılışına geldi. Ekümenlik için onu Bartolomeus'a verdi yani. Verecek bir şey kalmadı. Benden bekliyorlar. Benden paso. Ben veremem. Mavi neyin rengi? Özgürlüğün rengi. Ama defter kabının, mürekkebin, önlüğün, eğitimin de rengi. Siyah? Adaletin rengi. Kara kaplı defter, siyah cübbe, siyah zindanlar. İki ihtilal, üç harekat, dört cezaevi, yüzlerce mahkeme. Şekil ağa. Peki kırmızı neyin rengi? Aşkın, tutkunun, bayrağın değil mi? Hepsinin rengi. Ama her rengin bir mesleği var. Doktor ne renk önlük giyer? Beyaz. Hastaneler bembeyaz olur. Bakkal poşetlerine dikkat edin ya da süpermarket poşetlerine. Hepsi sarılı ya da turunculudur. Avukatların cübbeleri kapkaradır. Öğretmenler mavi önlük, mavi mürekkeple uğraşır. Biz terziler bayrak, gelinlik, kırmızıyla uğraşırız. İşte eski ahit. Zaten insanlar bir kitabı önden arkaya okurken diğerini arkadan öne okuyor. Aslında öteki rulo halinde gireceği yere giriyor biliyorsunuz yani. Hani. İşte eski ahit diyor ki doktoru ol, mahremine gir, önce hasta et, sonra sağlık vaat edersin. Sonra diyor ki bakkalı ol, aç bırak, açlıkla terbiye edersin. Sonra diyor ki avukatı ol, suçunu bul, önce yargıla, suçla, mahkum et, sonra özgürlük vaat edersin. Sonra diyor ki hocası ol, cahil ya da mürit edersin. Sonra diyor ki terzisi ol, ister kıçını açarsın, ister başını örtersin ama hepsine sen diker geçersin diyor. Ben hayallerimde kaybettiğim
yerine içimde olmaya, bulmaya ya da sahip olmaya çalıştığım kadınları çizip, biçip, provalayıp, dikip nakde çevirebiliyorum. Mezura kullanmıyorum. Burada Kleider Maher bir arkadaşımız da var arkada demin konuştu. Ben Helmut Kohl'un gelini, Elif'in de gelinliğini ben diktim. Zeki Ahmet Yemani, Tuta, Victoria Beckham, Maria Schneider. 10 bin kadın düşünsenize. Benim önümde soyundu, giyindi. Türkiye'nin en güçlü, en ünlü kadınları. Devlet başkanları, başbakanlar, medya patroniçeleri, zenginler, ünlüler. O güçlü güçlü adamlar var ya, onların daha güçlü kadınları karın yağlarını kapatıp daha ucuz elbise almak için her şeyi ağzından kaçırıyorlar. Siz kuaförlerdeki dedikodu belden yukarı, saçlar meçli. Ama bizde boy aynası var. Aşağıdan yukarı. İşte aynalar hayatı tersten gösteriyorlar. Ön yüzü ne kadar aydınlık, saydam ve parlaksa arka yüzleri o kadar karanlık, civalı ve siyah oluyorlar. Bir elbise dikerken biz astar giydiririz önce, mulaş, kol takıp işte ölçü alacağız, üç boyutlu. Hanımefendiyi bir aynanın karşısında 2 metre mesafeye bırakırız. Biz de 2 metre arkasına geçeriz. Hanımefendi elini önce nereye koyduysa orasından mutsuzdur. Teşhisi koyarız. Benden bir de bir hanımefendinin karşısına geçirip bakılmaz. Bütün kadınlar arkasından bakılacak kadar güzeldir. Hanımefendi bana 2 metre. Aynaya 2 metre. Etti mi 4 metre? Benim aynadaki aksım etti mi 8 metre? Bacak boyunu mu uzatacağım? Toplu iğneyi al belden, bir yukarı koy. Yaptın 115. Biz rekonstrüktif, metamorfozik bir dikişle halüsinatif provokasyon yapıyoruz. Çıkarabilir miyim? Söz veriyorum bu kadar da kalacak. Bazen hep fiyatları merak ediyorsunuz değil mi? Da geleceğim oralara da. Nasıl mı fiyatlandırıyorum? Şimdi bunlar bana yayın yasağı uygulayabiliyorsunuz, hedef gösteriyor, hakaret ediyor. Ama hepsinin kalıs karısı geliyor bana diktiriyor. Ne yapacağız? Biz de dikiyoruz yani, hani ekmek parası. Geliyor, oturuyor bir hanımefendi. Düğün var, gelinlik yapılacak, kayınvalide, elti. Bir de aileler evleniyor, çocuklar değil. Servetler evleniyor. Aşk palavra zaten. Soruyorsunuz, düğün nerede efendim? Çırağan Sarayı'nda. Kaç kişilik? 600 kişi. Yemek, kokteyl, prolonje, oturmalı yemekli. Program var mı? Evet, şu grup çıkacak, şu şarkıcı çıkacak. Peki dekorasyon yapıyor musunuz? Evet, vakko yapacak. Hesap basit. Kişi başı 150 euro yemek parası. Kişi başı 50 euro dekor parası. Kişi başı 50 euro program parası. Kişi başı 50 euro davetiye, ıvır zıvır. Kişi başı 200 euro. 600 kişi olduğu zaman bu ne ediyor? 120 bin euro. Gelinlik %10'u, fiyat belli. 12 bin euro. Matematik ve geometri işe yarıyor bazen. Ama bakkal defteri gibi tabii. Mesela Nüket Duru'ya biz yıllarca dikiş diktik. Televizyona çıktı, Yıldırım Bey benim için ruh hastası onlar dedi. Aşiyan gazinosunda çıktığı yıllarda hesabı 16 bin Türk lirasını bulmuştu. Servet gibi bir para bu, emeğin karşılığı.
O tarihte İstanbul Elmadağ Cumhuriyet Caddesi'nde Hilton Oteli'nin girişindeki Kervansaray Apartmanı'ndaki bir daire 21 bin liraya satılıyordu. Ödemedi. Yıllarca ödemedi. Hatta bir gün Nişantaşı'nda biz Yıldırım Bey'le yürürken bizden kaçmak için kırmızı ışıkta karşıdan karşıya koştu, az kalsın eziliyordu. Ama bir gün kaçamadı. Bir Ankara uçuşunda koltuklar numaralı olduğu için yanımıza oturdu. Saksının çalışması lazım. Yıldırım Bey'e döndü. Sen çok terbiyeli adamsın. O borcu sen isteyene kadar ben ödemeyeceğim, dedi. İstanbul'a döndüğümüzde Yıldırım Bey, aradan 10 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen 10 yıl önceki rakamları yazarak hesabı hazırladı. Çiçekçiye telefon açtı. Bir de buket yaptırdı. Buket de çiçeği yolladı. Dedim, usta sen deli misin? Bu 15 sene ödememiş. 15 sene önceki fiyatı alıyorsun. Bir de cebinden para verip çiçek yolluyorsun. Yalnız yaşayan kadına çiçeksiz hesap gitmez, dedi. Buket Türü ne yaptı? Çiçekçiye telefon açmış. Bu buket çabuk solar demiş. Arabayla gelmiş, buketi vermiş, saksı çiçeği almış. Gitmiş, onu da ödemedi zaten ya. Bir de çiçekçi yedi mi kazığı ya? Bunlar böyleler. Kimlerle çalıştım? Sayın Semra Sezer'le çalışma lüksüm oldu. Ulusal Eğitime Destek Kampanyası'nda 1600 çocuğu okutma imkanı bulduk. Sayın Semra Sezer'le epey çalıştık. Sadece siyah elbiseleri, renklilerden biz sorumlu değiliz. Onlar olgunlaşma. Teşekkür aldığımızı hatırlamıyorum. Hesap zaten olmadı. Sayın Berna Yılmaz Hanımefendi ile çalıştık. Dünyanın en terbiyeli, en zarif hanımefendilerinden biriydi. Rahmetli Nermin Erbakan'la çalıştık. Gene Tansu Çiller'le çalıştık. Simavi, Doğan, Ilıcak... Hepsiyle çalıştı. Ama Gül ve Erdoğan maalesef kısmet olmadı. Yani ilk önce böyle bir ağzımızı yıkladılar. Ay sizi çok beğeniyoruz falan filan diye. Biz de kravat eşarp yapıyoruz falan. Kaldırdık o projeyi. Sonra beni bir hanımefendi aradı. Dedi ki hanımefendiyi getirmek istiyoruz size. Bunlara hayır diyemezsiniz yani. Direkt Silivri, 9. kısım L tipi ben. Yani, falan yaptım ben. Peki ne yapacağız? İşte dikiş. Dedim provalara kim girecek? Nasıl yani, dediler. Biz terziyiz. Prova yapmamız lazım. Kadın yok mu prova yapan, dedi bana. Dedim ben cerrah olsam ameliyatı ameliyathane dışından nasıl yapacağım? Aa, erkek olmaz, dedi. İşinize geldi mi erkek, işinize geldi mi ibne diyorsunuz değil mi, dedim. Hepsininkini bilirim. Evet, güzel bir şarkı söyleyelim. Bak ben şimdi güzel bir şey söyleyeceğim. Bak. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutuşsun gün, zamanımız var. Sen bana geç geldin, ben sana son gün yansın geceler, vaktimiz varken. Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Ah, ışıklar içinde kaldım,
yandım efendim. Ah, ışıklar içinde kaldım, yandım efendim. Sen bana yangın ol efendim. Geç geldin, ben sana erken. Tutulsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken. Tutulsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken. Yıl 1980'e gelmişti. Benim için başka bir vakit vardı. Ben o zamanlar gene şimdiki gibi sosyalist, devrimci, aktivist bir çocuktum. İhtilal oldu birdenbire. Böyle Hasan Mutlucan türküleri, tanklar falan, neye uğradığımızı şaşırdık. Babam Bülent Ulusu'nun sınıf arkadaşı. Eski Hamburg denizcilik, deniz şehir hatları denizcilik şirketinin genel müdürü Işın'ın kardeşi, Yavuz gemisinin son kumandanı Mithat Işın'ın oğlu da annemin kocalarından biri. Bazen şaşırıyorum yani, kim kimden? İşte birimiz birinden. Karaköy'den Kadıköy'e geçiyorum. Vapurla geçiyorum. Memleket 70 sente muhtaç. Tuvalet kağıtları su zımparası gibi. Para yok, ithalat yok. Ama Tophane'deki Amerikan eskilerinin satıldığı Amerikan pazarından kırmızı Converse bir pabuç kendime alabildim. Kullanılmış. Biraz da küçük, tırnaklarım batıyor ve kanıyor ama artık onlara sahibim. Vapura bindim. Vapura binerken Thompson'lu askerler. Auschwitz gibi. Kimliğinizi gösteriyorsunuz. Ona bakıyorlar, size bakıyorlar. Vapura biniyorsunuz. Halat çözüyor vapur, iskele alıyor. Karaköy'den ayrılıp Mendire'yi takiben Haydarpaşa'ya uğradıktan sonra Kadıköy'e yanaşıyor ve vapurdan iniyorsunuz. Gene vapurdan inerken ben, gene bir asker, dur, kimlik. Niye? Kimlik, ya kardeşim, vapura binerken gösterdik, inerken niye soruyorsun? Denizden binilmiyor ki buna. Bunun kırmızı pabuçları var. Komünist bu. Alın. Sansaryan, Selimiye. Epey bir talihsizlikler ve 7 Ekim 1980 günü Balkan Hava Yolları'yla dönüş biletim bile olmadan cebimde 100 dolar parayla Londra'ya kaçmak zorunda kaldım. Babası demir yolu kamyon şoförü, annesi sihirbaz asistanı olan İskoçyalı bir arkadaşımın doğum kağıdıyla üniversiteye yazıldı. Artık adım Francis Stephen Evans'tı. O bir İskoçyalı olduğu için İngilizler aksan bozukluğuna pek takılmıyordu. Hocalarım her şeyi biliyordu. 4 yıl sonra Kraliyet Akademisi'nden mezun olduğumda diploma alırken makaslar hocam Vivian Westwood bana diplomamı verirken göz kırptı. Diplomada benim fotoğrafım vardı ama ismim başkaydı.
Sonra işte İsviçre'ye evlilik 89'da geri döndüğümde tekrar Yıldırım Mayruk ustamla mesleğe geri döndüm. Ama o yıllara kadar Vakko Armağan, Barış Gücelimo birçok projede çalıştım. 30 yılı dolduruyoruz Yıldırım Bey'le yaklaşık. Ama herhalde son senemiz. Mesleğimizi yapmak için ulaşmak istediğimiz ham maddemiz yok. Türkiye Cumhuriyeti yıllık pamuk rekoltesi 400 bin tondan 80 bin tona düştü. Merinos koyunları kaybolduğu için yünlü dokuma tamamen bitti. Bursa'daki dut ağaçlarını kesip yerine yürümeyen arabalar ve yürüyen çamaşır makineleri yapan fabrikalar yüzünden ipek böcekleri de hayatımızdan sessizce gitti. Ben şimdi toplu iğnemi İngiltere'den, pamuklumu İsviçre'den, empirmemi Kuzey İtalya'dan, tantilimi Fransa'dan, astarımı Avusturya'dan, her yerden ithalat yaparak mesleğimi götürmeye çalışıyorum. Türkiye'deki kültürel, ahlaki ve sosyal erozyondan dolayı arz-talep dengelerinde de bir dağılma oldu. Anneanne, anne ve torun dediğim aile düğün için geldiğinde, anneanne gelinlik konuşulduğunda kloke mi olsun, brokar mı olsun, saten düşes mi olsun, gazuar mı olsun, organtin mi olsun, organza mı olsun, krep saten mi olsun, müslin mi olsun, ben size sayarım. Sayabiliyor. Kızı yani anne tafta mı saten mi sayabiliyor. Geline tül dediğiniz zaman perde gibi bir şey mi diyor. Yani Türkiye iktidara baktığınız zaman, ülke geneline baktığınız zaman ya örtünüyor ya soyunuyor. Bu durumda dikilecek bir şey kalmıyor. Ama tabii elden bırakmamak lazım. Yani ipliği iğnenin deliğinden geçirmek de bir maharet yani. İp bende de delik kim yani? Yaklaşık bir saattir sohbet ediyoruz. Ben sıkılmam da sizi yormayayım, sıkmayayım. Yok yok, yok bir yere gitmiyorum. Bir yere gitmiyoruz da. Ben biraz muhakkak biz her zaman bir araya gelemiyoruz. Ben işte Londra'da ancak Mehmet Ali Alabora falan bir birlikte olduk. Bir kere işte yani elimden geldiği kadar ulaşmaya, insanıma ulaşmaya çalışıyorum. Ben TC pasaportluyum. Başka vatandaşlığım yok. Başka bir kimliğim yok. Kamburlarınızı donanım yapmayı öğreneceksiniz. Onları zımparalayıp kurtulmaya çalışmayın. Sadece matlaşırlar. Onları cilalayarak parlatın. Bir silaha dönüşmesini sağlayın. Hepimizin kamburu birbirinden güzel. Eğer o devenin hörgücü olmasa o deve o çölü nasıl geçer? Farklılık ve çeşitliliğin zenginlik ve bereket olduğunu unutmadan devam etmemiz gerekiyor. Ama bunu yaparken ötekileştirmeden ve ön yargılardan arınarak gitmemiz gerekiyor. Ama işte vargılar ve sangılar yangılara yol açtığı için... Ay ne biçim Türkçe oldu bu böyle? Türk Dil Kurumu beni atar hapse böyle şeyler söylemedi. Korkulardan kurtulmak. Geyik ormana girdiğinde beslenmek için otlarken bir çatırda duyduğunda bir şey olup olmadığı için bakar, değişik bir koku almazsa beslenmeye devam eder. Ancak bir duman kokusu gelirse yangın olduğunu düşünerek hızla oradan uzaklaşır. Hiçbir geyik ormanda yürürken bir avcının çıkıp onu vuracağını,
ayağının bir tuzağa takılacağını ya da bir insanoğlu tarafından tecavüze uğrayabileceğini düşünüp korkmaz. Oysa biz her şeylerden korkmamız için de uğraşıyorlar. Yıllar önce bir başka açıdan meclis projesinde Sayın Bülent Arınç, sayın, bol bol sayın onlara. Kemal Öztürk de o zamanlar Meclis Tanıtımlar Daire Başkanı. Şimdi Yeni Şafak'ta yazıları yayınlanmayan eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü. 13 entelektüeli davet ettiler 2003'te iktidara geldiklerinde ve bizim bir başka açıdan meclisi incelememizi istediler. Gittik. Sabah 7 uçağına bindik. Saat 8.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi A kapısının önüne geldik. Kaşmirler, kravatlar, jilet. Polisler böyle, nereye geldiniz? Meclis bak. E kapısına. E kapısına gittik. Her yerimizi aradılar. Hani dokunanlar bir şeye benzese gam yemeyeceğim. Ulan ben o heriflere enine kumaştan takım elbise çıkarırım. Hepsi yer cücesi. Girdik. Çok çalışkan adam Bülent Bey. Masasında. Oturduk. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Yıldırım Bey'e döndü. Ne içersiniz dedi. Ustam, ben niyetliyim dedi. Orucunda bir adamdır o. Çok iyi anlaştılar. Bana döndü. Ne içersiniz dedi. Ben bir orta kahve alayım dedim. O günden beri benden nefret ediyor. Kahveci falan gittiler. Bakın Barbaros Bey. Ben İsmet İnönü'nün paşasında çalışıyorum. Yanılıyorsunuz efendim. Bu Çakma İnegöl mobilyası. O ne demek? Efendim dedim. Küçük ebatlı, kırmızı cilalı bir meşe masa. Önü açık. Ben şimdi sizin lacivert pabuçlarınıza, kahverengi çoraplarınıza, ekoseli pantolonunuza, pembe gömleğinize, ördek başılı yeşili ceketinize... O da bakıyor ama böyle. Bakarken dedim konsantre olamıyorum. O sırada çaycı içeri girdi ya, yaptı. Hay dedim bir de siz çok skiofobiksiniz. O ne demek dedi bana. Gölgelerden korkmak. Skiofobi. Bitmedi. Biz ayrıldık. Ertesi günü beni aradılar meclisten. Bahsettiğim şahıs. Barbaros Bey dedi. Buyurun dedim. İşte biz rapor yazacağız falan. Odada ne oldu dedi. Ne olabilir ki? Yalnız değildik dedim. Niye? Ne oldu ki dedim. Ya dedi, Bülent Bey'in masasının arkasında deri bir tane bordo sümen takımı vardı dedi kapitene. Siz gittikten sonra onu oradan söktürdü, masasının önüne taktırdı, makam odası yatak odasına döndü dedi. Korkmayın. Korku en büyük düşman. Korkular, korkuları kullanarak en tehlikeli silaha dönüşüyorlar ve gelip sonunda sizi vuruyorlar. Ortak korkumuz yok. Korkuları bırakıyoruz. İşte ben de korkmadığım için her dakika Çağlayan'dayım. Mesela Çağlayan'a ifade vermeye girdiğim zaman bir tane çene altı teyze çocuğuyla bana yaklaşırken, teyze aile mahkemesi, boşanma davası. 6. kat, çift asansörler. Akademisyenler, barış. 3. kat, ağır ceza. D blok. Yani düşünebiliyor musunuz? Çağlayan Adalet Sarayı'nın mihmandarı durumundayım artık. Yani danışmadan daha iyi biliyorum. O yüzden korkular ve tutkular yerine daha özgür bakmayı, özgür düşünmeyi öğreneceğiz ki biz korkmadığımız zaman onlar korkuyorlar. Güzel bakacağız hayat. En güzel dokuları koyacağız tenimize. En güzel kokuları nefsedeceğiz.
en güzel lezzetler layık bizim ağzımıza. En güzel gönüller için çarpacak gönüllerimiz. En güzel sözler dökülecek ağzımızdan. En güzel şekilde esecek rüzgar, en güzel çiçekler açacak. En güzeli göreceğiz, en güzeli yaşayacağız. Her şeye daha güzel baktıkça, biz daha güzelleştikçe her şey, ama her şey çok daha güzel olacak. Evet, çok güzelsiniz. Biraz sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Gerçekten yani hani her zaman bir araya gelemiyoruz. Geleceğiz zaten, merak etmeyin de. Hani merak ettiğiniz bir şey, bir politik, artistik, bankamatik, değil mi? Her şey atik artık. Var mı sorunuz? Korkmayın. Soru sormayan toplumlar sorgulanmaya mahkum yaşarlar. Sorun. Var mı? Sıfır RH pozitif acil durum için. Var mı sorusu olan? Yok mu? Bak bu enteresan bir şey. Benim Kıbrıs'taki evim ne kuzeyde ne güneyde İngiliz köyünde. Tapu 1918 Kraliçe Elizabeth vermiş. Ama ben ne yapıyorum biliyor musun? Kıbrıs'ta davaları kazandım. Şimdi Türkiye'de açtığım davalar devam ediyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti pasaportunda benim Republic of Cyprus 5 yıllık vizem var. Bakın, benim ülkemi diplomatik olarak tanımayan bir ülke, tanımadığı ülkenin pasaportuna resmi vize bastırabiliyorum. Ve ben giderken, İstanbul'dan Ercan'a 1,5 saatte gidebilecekken Atina Larnaka uçuyorum. 6 saat, 7 saat. Rum tarafından giriyorum, Türk tarafına geçiyorum. Türk tarafından çıkıyorum, Rum tarafından Atina, İstanbul dönüyorum. Çıldırtıyorum onları. Kıbrıs'ta barış istiyoruz. Kıbrıs'ta Türkler, Rumlar, Marinotlar, Ermeniler, Museviler, pek Kıbrıs'ı siz bilmiyorsunuz. Ben 1965'ten beri CİPA'nı yapıyorum. Orada bir emeklilik evi bitiriyorum. Hepinizi beklerim. Havuzuma iş yemek yok ama. Hepinizi beklerim. Birkaç seneye kadar da yerleşmeyi düşünüyorum. Yeni projelerim var. Şimdi kumaşlara şiddet uyguluyorum. Evet. Şiddet uyguladığım kumaşları şiddet görmüş bir sanatçımız Zehra Doğan renklendirecek. Ortak bir proje çıkarıyoruz. İki yeni kitabım geliyor. Biri Karanlık Oda, diğeri Hidayet Odası. Onu da yazıyorum. Sanat çalışmaları yapacağım. Kıbrıs'ta olacağım. Ustamı bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nden Yıldırım Bey'i alıp dinlendirmem lazım. 85 yaşında yorgun ve kırgın. Maalesef ustamız kırgın. Onu bir konforu olabileceği, ona uygun bir yer yaptık. Onu bir alalım. Bir de ben Allah korusun ustama bir şey olursa ben Teşvikiye Camii'nde katil olurum orospular yüzünden yani. O yüzden sessiz sedasız yıldır. Evet, buyurun. Buyurun. Hayır, haftada 3 kere girip çıkıyorum. Her giriş çıkışta tekerlekli sandalye yazdırıyorum. Hepsinde. Tekerlekli sandalye. Tut oğlum şapkamı, tut oğlum çantamı diye. Ama terminalden çıktığımda aslan gibi bavulları alıyorum, şok hepsi. Ama pasaport kontrolünden geçerken memur arkadaşı geldi gene şeytan dediğini duyuyorum. Gülümsüyorum. Ülkücü mü? Türkücü ayol onlar dedim size.
Ülkücü, onlar değnekçi. Evet ama dikilecek tarafı kalmadı o bütçenin yani. Dikilemiyor artık. bütçe o Ankara'nın işi. Kıçını kiraya veren acısına katlanır. Kendileri diksinler. Var mı? Buyurun. Geçin. Buyurun. Valla beka sorunu yok. Zeka sorunu var. Seçim derdi yok. Geçim derdi var. Cicim ayının sonu ne ayı? Yani Canan Hanım 36. ağır cezada şimdi bir dava açtılar. Sayın Canan Kaftancıoğlu'na galiba oradan bir ceza çıkarmak istiyorlar. Bizim bakın 140'a yakın tutuklu gazetecimiz var. 700 bebek var hapishanede. 700 bebek. Yüzlerce, binlerce öğrencimiz var. 70 bin öğrencimiz var. Yaklaşık 40 binden fazla 60 yaşın üstünde yaşlımız var. Vaktinizi çok almayacağım. 88. Benim değerli arkadaşlarım Egemen falan bana gelmeden geç kaldılar haber vermekte. Gelirken hepinize getirecektim. Ama son dakika haberim olduğu için bende kalmadı. Ama ben sana veriyor muyum ki alıyorsun hemen? Liste yaparsanız hepinize talep edenleri imzalı olarak dernekten temin edebilirsiniz. Hem de böylece zorunlu bağış yapmış olursunuz. Ben para almıyorum, armağanımdır. Adım adım Silivri. Elektrikli mal kapısı açılıp, koliler dolusu sayısız tutuklu kitap geçip, teslim odasına gelmeniz. 10 adım. Parmak ve avuç içi fişlenip, 3 cepheden vesikalık sonrası üst arama odasına hemen tekrar sayarsanız o da 10 adım. Arındırıldıktan sonra X-ray ve manyetik kapıya kalan hemen hemen 5 adım. Onu geçmek zor ama uzunluğu 3 adım. Üzeri orman yolu posterli ilk kapıya eğer temizseniz 15 adım. Artık içeridesiniz adım adım. Diğer yüzü de orman yolu posterli kapının merdivene 10 adım. Karantinaya çıkan merdivenler tek tek sayınca 20 adım. Ara sahanlığı yine 3 adım. 2 gün sonra ineceksiniz çıktığınız merdiven yine adım adım. Merdiven başından karantinaya refakatinizle birlikte 6 adım. Karantina odası 3 yataklı. Bir yandan bir yana sayı hepsi 5 ya da 6 adım. Diğer yanı daha kısa. Duvardan duvara tamı tamına 4 adım. 2 penceresi var. Her biri ikişer adım. Yataktan helaya 4. Yataktan kapıya ise yine 4 adım. Helası mı? 3 adıma. 3 adım. Duşu da var. 3 adıma. 3 adım. Karantinadan revire olsa olsa 5 adım. Revirden muayenehaneye hemencecik 3 adım.
muayenehaneden karantinaya eder mi size toplamı 12 adım? Karantinodan psikoloğa doktorun aynısı 5 adım. Kontrolleri de bitiriyorsanız adım adım karantinadan hücreme bakalım kaç adım. Merdivenler dedim ya, toplasam 20 adım. Sahanlığı da tutsak o da hala aynısı. 3 adım. Son basamaktan ana demir kapıya 6 adım. Her yerde adım başı infaz memuru, adımlarla dolu adım. Ama kaçmaz tadım. Durmaz adımlarım. Ana kapıdan A bloka 30 adım. Her blokta 6 koridor var. Tek tek baktım. A bloktan B bloka ve oradan C bloka 30'ar adım. C blok kapısından 9. koridor kapısına 2 adım. Koridor kapısından hücrem tamı tamına 20 adım. Şimdi makam odamın kapısından içeri adım atacağım. Hücrem C blok 9. koridor 72 de bayım. Tamamı 4 adıma 5 adım. Heyhula demir kapıları 1 adıma 3 adım. Penceresi 1 adıma 1 adım. Helası 2 adıma 3 adım. Avlusu 6 adıma 6 adım. Koridoru topu topu 10 adım. Görüş vakti gelirse hücremden ana kapıya topluca 120 adım. Ana kapıdan girişe gitmek kolay. 3 demir kapı ve 10 adım. Silivri'de belki tahtitli adımlarım. Tahliye'de saymayacağım. Mal kabul kapısında bitmeyecek yarınlarım. Koridorlara adım adım ismimi yazdım. Dışarıda koşar adım özgürlük ve laiklik için yine savaşacağım. Önemi kalmaz işte ancak o zaman rakamlarım. Silinip gidecek replikler bir gün aklımdan. Ve tek o adamı devirmeye kalacak son bir adım. Yazdım içeri. Bunlar, teşekkür ederim. Bunlar ince aramaya giriyorlar. Ben ilk hücreye alındığımda duvara hemen Davud'un yıldızını yaptım. Cuma girdiler gardiyanlar. Selamun aleyküm. Pardon. Ne oldu? Bugün cuma. Tamam. Şalom şabat. O ne? Davud'un yıldızı. Ben Auschwitz'teyim. Hitler beni aldı getirdi koydu kampa. Pembe üçgenim var. Direnmem lazım. Sen Yahudi misin dedi bana. Evet hem Yahudi hem İbneyim dedim. İnce aramaya geliyorlar. X-ray dokunamıyor. Dokunarak bulaşır zannediyor salak. Böylece bedenimi korudu. Vallahi billahi Silivri'ye dul girdim, bakire çıktım. Evet. Var mı sorular? Bak saat vallahi 9'a gelmiş. Var mı sorusu olan? Bir kitlesi. Buyurun. Kaldı mı basına? Sen de basan basana zaten. Hakaret yiyorum. Bir gün benden bahsetmezlerse korkarım. Özellikle Türk Hava Yolları uçuyorum. Gold Elite Star Alliance yolcuyum. 301 arkadaşımız Türk Hava Yolları'ndan grev nedeniyle atılırken dünya tarihinde grev haktır diye davul zurna elimde Atatürk Havalimanı'nda dolaşan tek yolcuyum. Kaleler içten fethedilirler. Türkiye'de belediyede ihale işiniz varsa çaycıyla sevişin. İşi o götürür. Müdür pahalı. İnadına Türk Hava Yolları'yla uçuyorum.
Ama mesela şey yapıyordum ben, bunlara çok gıcık daha bu olaylar olmadan önce, hafta sonu ucuz biletler alıyordum. İşte Özge Can mevzuunda, Gezi Parkı zamanında, böyle olumsuz bir şey yaptığı zaman iktidar. Bak, suç duyurusu yapamazsınız bundan, geçmiş zaman. Gidiyordum, cumartesi günü check-in yapıyordum, boş bavul veriyordum, elimde boş poşet, boarding kartımı alıyordum, uçağa biniyordum, uçak kapı kapatıyordu, taksiye çıkıyordu. Ben fenalaşıp uçmayı reddediyordum. $25,000 yazar onlara. 208'e dönecek, ince arama, bütün yolcu inecek, bütün bagaj inecek, kabin temizlenecek. Eğer rötar 2 saati geçerse dönüş saatini kaçırdığı için sefer iptal edilecek. Hatta bir keresinde pilotun biri gıcıklığına bir yolcumuz inmek istiyor diye anons etti ve herkes bana baktı. Bir İtalyan bas bas bağırıyordu bana, evime gitmek istiyorum. Dedim sen sus, benimki daha yakın İstanbul'da. Yatak odalarında demokrasi olmaz. Anarşi hüküm sürmelidir. Emir alınır, verilir. İşte makam odası benim yatak odası. Onu ben makam odası yapabildim. Evet, zordu, kolay değildi. Kolay değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde Silivri 9. kısım gibi Avrupa'nın en yüksek güvenlikli ve en çağ dışı cezaevlerinden birinin tecrit hücresinde yatıyorsanız, sabaha kadar kadınların göğüs başlarına nasıl toplu iğneler batırıldığında atılan çığlıkları dinlemek zorundasınız. Hücresini yakan İsmail Akkol'u, kendini asmaya çalışan ekovegan anarşist Osman Evcan'ı, çapraz hücrenizdeki ağlama sesini size ulaştıran Meral Danış Beştaş'ı, hepsini duymak zorundasınız. Ama orada güçlü kalmak zorundasınız. Ben oradan daha güçlü çıktım. Her seferinde daha da güçlü çıkarım. Azimle defekasyon, mermerde perforasyon arkadaşlar. Bitirelim. Şimdi ben böyle amme hizmeti, güzel dostlar, herkese tek tek teşekkür ederim. Hem Interkulturelle Denkfabrik, hem Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg und Amnesty International. Vielen Dank. Özellikle Amnesty International, ben hücreye atıldığımda Urgent Signature Campaign açarak bana çok büyük destek verdiler. Müteşekkirim. Her zaman yanlarındayım. Şimdi ben böyle yerlerden giderken, sağ olun alkışladınız ama ben çok böyle alkışı yanımda başkalarına götürürüm. Böyle cebim boş. Vallahi bak, yok hiç. Kız bunu beraber aldık. Cebinden astar çalmışlar. Doğu Berlin ne olacak yani? Efendim benim bu cebim boş ya. Ben şimdi buraya bir tane alkış değerli ustam Yıldırım Mayrık Beyefendi'ye getirmek için şu cebime bir alkış istiyorum. Yarın 18.40 İstanbul uçuyorum. Salı akşamı Mersin Üniversitesi'nde yoğun bir check-up'a giriyorum. Benim bir daha önceden geçirdiğim bir paralize, bir ortopedi sıkıntım var. Sol tarafımda gene bir ufak rahatsızlık riski var. O yüzden bir check-up'a bir de defile yapıp geliyorum. O yüzden yani buradan memlekete, vatana, akrabalarınıza, sevdiklerinize götürmek üzere bir alkış buraya istiyorum. Doldu, doldu cepler ama. Şimdi benim en önemli cebimiz bizim, biliyorsunuz. Hangi cebimiz? Kalp üstündeki cebimiz. Hani kimlik, pasaport, para, hepsi burada. Var. Ama bu cep benim için en önemli cep. Çünkü ben bu cebi her dünyanın gittiğim yerinde, her üniversitede, her toplantıda en güzel alkışı bu cebe dolduruyorum ben. Bu cep ona gidiyor çünkü, bu kalp cebim. Bu milleti var eden, bu milleti laik, demokratik, sosyal hukuk devleti yapan, Türkiye Cumhuriyeti'ni özgür kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına da buraya almış istiyorum. İyi ki varsınız.
biraz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür buraya da. Yapmayın, ağlarım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. İsteyen resim çektirebilir. Resim çektirebilirsiniz. Tabii gel. Gel. Gel bakalım.